Hepiniz Gel Bizden Ye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ege yöresinin güzel tatlarından olan çökertme kebabını birlikte yapacağız. Bir yandan da tabii ki çökertme kebabının püf noktalarını da sizlerle paylaşmış olacağım. Bu ve bunun gibi videolarımın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, video bittikten sonra da beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İzleyen arkadaşlarım için iyi seyirler. 1 kilogram kadar dana bifteğimi jülyen şekilde doğruyorum. Biz biraz fazla olduğumuz için 1 kilogram kadar kullandım. 3-4 kişilik aileler açıklamalar kısmındaki ölçülerin yarısını indirgeyerek de rahat rahat yapabilir. Kuşumuz sağ olsun, ben konuşmaya başlayınca o da konuşmaya başlıyor. Bu şekilde doğruyorum. Çökertme kebabında önemli püf noktalardan birisi eti iyi marine edebilmek. Bu yüzden 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı fark etmez içerisine ekledim. Ölçülerini yazacağım. Pul biber, kekik, karabiber ve toz biber içerisine ekliyorum. 1 su bardağı kadar sütüm içerisine ekliyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra üzerini streç filmle örtüp buzdolabına dinlenmeye gönderiyorum. Dolapta dinlendirmiş olduğum etlerimi çıkarıyorum. Tenceremin içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Ardından dolaptan çıkartmış olduğum etlerimi tencerenin içerisine ekliyorum. Ve ocağımın altını yakıp pişmeye bırakıyorum. Etlerimiz pişerken biz de bir yandan patates kızartmasını yapabiliriz. İkinci püf nokta da buradan gelecek. Patates kızartmasının çıtır çıtır olmasını istiyorum. Nasıl yapacağım? 5 tane ortalama büyük boy patates kullandım. İlk önce yuvarlak kestim. Daha sonrasında ise şekilde gördüğünüz gibi ince ince doğradım. Tüm patateslerimi doğradıktan sonra ise bir kabın içerisinde suyla birlikte 15 dakika kadar beklettim. Nişastasını güzel salması için. Daha sonrasında peçeteyle tüm patatesleri kurulayıp kızgın yağın içerisine atıp kızarttım. Siz de böyle yaparsanız çıtır çıtır patateslerinizi elde etmiş olursunuz. Bir püf nokta daha, patatesler kızarırken üstünü kapatmayın. Buharı ile patatesin yumuşamasını sağlar bu durum. Üstü açık bir şekilde patateslerinizi kızartın. Etimi de ara ara kontrol ediyorum. Şu an görüyorsunuz o suyunu saldı. Tam suyunu çekince böyle lokum lokum bir kıvam olunca hazır olmuş demektir. Onu da zaten ileriki kısımlarda göstereceğim. Bir yandan domates sosumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı tenceremin içerisine aldım. Kaşıktan hazırlamış olduğumuz domates sosumuzu içerisine ekledim. Ortalama 3 su bardağı kadar, yine açıklamalar kısmında miktarı yazacağım. 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, 1 tatlı kaşığı kadar toz biber, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu içerisine ekleyip karıştırıp orta ateşte pişmeye bıraktım. Bu ölçüler biraz dediğim gibi fazla gelebilir. Siz yarıya indirgeyerek de 3-4 kişilik rahat hazırlayabilirsiniz. Domates sosum neredeyse hazır. 1-5 dakika sonra tamamıyla bitmiş olacak. Onu da göstereceğim zaten. Etimde ise son 5 dakikası kaldı. O da bitti sayılır. Son 5 dakika kala tuz eklemesi yapıyorum. 1 yemek kaşığı kadar tuzum içerisine ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Ardından kapağını kapatıp 5 dakika kadar daha bekliyorum. Ve etim hazır olmuş oluyor. Onu da şimdi size göstereceğim.
Domates sosumuz da artık hazır. Kıvamını da size göstermiş olayım. Her şeyim hazır. Şimdi yoğurdumu hazırlayacağım. 4-5 yemek kaşığı kadar yoğurdumu kabımın içerisine aldım. Birazcık o yoğurdun suyundan da ekleme yapıyorum. Ardından karıştırıp 3 diş kadar sarımsağı üzerine rendeliyorum. Ve yine karıştırıyorum. Böylelikle yoğurdumuzu da hazırlamış oluyoruz. Sunum kısmına geçtim. Alt kısmına pişirmiş olduğum patateslerimi ekledim. Üzerine yoğurdumu güzelce döktüm. Ardından hazırlamış olduğum domates sosumu da yoğurun üzerine döktüm. Ve pişirmiş olduğum eti de bu domates sosunun üstüne ekledim. Ve böylelikle çökertme kebabımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Görüntüsü hani görüp de hiç kimsenin bence reddedemeyeceği bir görüntü. Tadı da keza öyle. Yaptığınız zaman hatta yediyseniz de zaten ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Çok güzel bir tarif, denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.